iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ne işle meşgulsün? Bahçeşehir Üniversitesi son sınıf öğrencisiyim. Hangi Avrupa Birliği İlişkileri okuyorum. Avrupa Birliği İlişkileri. Aynen. Başka? Şarkı söylüyorum bunun dışında. Ne tür? Küçük bir grubum var. Blues, jazz gibi şarkılar söylüyoruz. Harika. Hitap ettiğimiz yere göre değişiyor söylediğimiz şarkılarda. Harika. Hedefin ne? Hedefim 60 bin. 60 bin? Evet. Ama bakalım. Hayırlısı. Anneyle mi geldin? Anne ve ablayla geldim. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sema İşbilir ben. Annesiyim. Hande'nin. Bizim için de çok sürpriz oldu. Çok yeni öğrendik çünkü. Kendi çok özgüvenli bir çocuktur. Şans ve başarı onunla olsun diyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Deniz Dağlar. Hande'nin ablasıyım. Başarılar diliyorum. İki kardeş misiniz? Evet. Biz de başarılar diliyoruz sevgili Teşekkür Hande. Teşekkür ediyorum. Hazır mısın? Hazırım. Heyecanlı değil gibisin. O yani heyecanlıyım şey. Tabii ki ama... Gerektiği kadar. Gerektiği kadar. Gittiği yere kadar. Bakalım ne olacak. Yarışma başlıyor. İlk sorumuz. Nereye gittiğinizde etrafınızda sessiz olunması gerektiği yazılı tabelalar görürsünüz? A. Karakol, B. Borsa, C. Kütüphane, D. Müze. C. Kütüphane son kararım. İkinci sorumuz. Şekerli ve ekşi arasında olan tatlar hangi kelimeyle ifade edilir? A. Buruk, B. Helme, C. Mayhoş, D. Baygın. C. Mayhoş son kararım. İlk baraj geçildi. Evet. 1000 lira kazanıldı. Kazanıldı. Üçüncü soru geliyor. Tabelalarda elektrik uyarısı hangi simgeyle gösterilir? A. Şimşek, B. Pervane, C. Ok, D. Alev. Açıkçası aklıma gelen ilk işaret başka bir şeydi. A. Şimşek son kararım. Kuru kafa geldi. Evet, kuru kafa canlandı gözümün önünde. Onun yanında da şimşekler var. Evet ya, böyle kuru kafa ve kemikler canlandı ama. Dördüncü sorumuz sevgilendi. Hangi aracın sürücüsü yoktur? A. Tramvay, B. Metro, C. Forklift, D. Teleferik. Tramvayın sürücüsü var. Metroların da sürücüsü var. Forklift nedir? Hiçbir fikrim yok. Teleferik uzaktan kumanda edilen bir sistem olduğunu düşünüyorum. Sürücüyle gitmediğine inanıyorum. Yine de seyirciye sormak istiyorum. İyi seyirciler, size soruyor Hande. Hangi aracın sürücüsü yoktur? A. Tramvay, B. Metro, C. Forklift, D. Teleferik. Saniyemiz bitmek üzere. D. %67. Pişman oldum sanıyorum. D. Teleferik son kararım. Hande aşk olsun. Teleferiktir. Yok ya, artık. Evet. Kimse. Yok, kimse yok ama yine de emin olamadım. Ama hiç bindin mi teleferik? Bindim tabii ki. Yok. Evet, yok. Kız. Şoför evet, yok. Şoför yok. Gidiyoruz havada. Niye seyircilere soruyorsun? Sordum. Aşk olsun. Küstüm. Küsmeyin. Beşinci soru geliyor. Bekliyorum. Geçtiğimiz günlerde Adana Demirsporlu futbolcunun kırmızı kartına itiraz edip hakemin sarı karta çevirmesini sağlayan rakip takım hangisiydi? A. Fenerbahçe, B. Galatasaray, C. Beşiktaş, D. Bursaspor. Futbolla çok ilgiliyimdir. Fakat ilk defa bilmiyorum. Galatasaray.
sanata savandım. Ben telefon jokerimi kullanabilir miyim? Kullanabilirsin. Tamam. Bir centilmenlik örneğiydi. Tam bir fair play. Aytu Aydemir, Betül Öztuğcu, Salih Karakaya. Aytu Aydemir'i aramak istiyorum. Neyin olur? Çok yakın arkadaşım, yakın liseden. Okuyor mu o da şimdi? Okuyor, evet. Yani hukuk de öğrencisi o da. Hukuk İstanbul öğrencisi. Üniversitesi. Hangi takım tutuyor? Beşiktaşlı. Ben de Beşiktaşlı. Öyle mi? Aytu, merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi günler efendim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Futbolla aran nasıl Aytu? Futbolla aram iyi sayılır. Öyle mi? Hande, evet. Bir soru soracak sana. Yarışıyoruz şu anda, kim milyon olmak isterdi. Hazır mısın? Evet, hazırım. Hadi. Aytu, Adana Demirsporlu, evet, futbolcunun kırmızı kartına itiraz edip hakemi sarı karta çevirmesini sağlayan takım hangisiydi? Fenerbahçe. Beşiktaş. Beşiktaş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi başarılar. Sağ ol. Yüz karasıyım. C Beşiktaş son kararım. İstelik Beşiktaşlısın. Evet, Beşiktaşlıyım. Biraz heyecanlıyım ama sanırım. Sakin ol. Sakin. Heyecanın bence gitmiştir. Altıncı soruya geldik. Evet. Geliyor sorumuz. Kaşa, pembe incili kaftan, diyet öykülerinin yazarı kimdir? A. Reşat Nuri Güntekin. B. Sait Faik Abasıyanık. C. Kemalettin Tuğcu. D. Ömer Seyfet. İki şık arasındayım. A'yı ve C'yi eledim. Sait Faik Abasıyanık ya da Ömer Seyfet'in tam olarak hatırlayamıyorum. Edebiyat lisede bıraktım. İncil kaftan, diyet yazarı. Son jokerimi de kullanayım ben. İki tane tercihim var kafamda. %50 jokerimi de kullanayım. Geçer sıçıkları alalım Hande. Oh. Reşat Nuri Güntekin, Ömer Seyfettin. D. Ömer Seyfettin son kararım. Jokerler gitti. Gitti. Baraj sorusu geliyor. Geliyor. Ve sesli bir soru geliyor. Dinliyoruz Hande. Señor presidente, señores delegados. La representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir en primer término el agradable deber de saludar la incorporación de tres nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. 1964'te Birleşmiş Milletler toplantısında dinlediğiniz konuşmayı yapan ve sözlerini "ya özgür vatan ya ölüm" cümlesiyle bitiren lider kimdir? A. Fidel Castro. B. Che Guevara. C. Nelson Mandela. D. Mahatma Gandhi. Señor presidente, señores delegados. La representación de Cuba. Bir fikrim var ve sanırım disk alacağım. En primer término. Zaten buradan dönüşüm 1000 lira olacak. Al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos pues en las personas de su presidente y primeros ministros a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta. Y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. Hacemos llegar también. A. Fidel Castro, son kararım. Che Guevara'ydı. Che Guevara. Sesi de hiç öyle Che Guevara'yı andırmadı bana açıkçası. Biliyor muydun sesini Che Guevara'nın? Ya daha önce dinlediğim kayıtlar olmuştu ama nedense hiç Che Guevara yani aklıma gelmedi. Che Guevara demezdim zaten. Sağlık olsun. Abi. Sağlık olsun. Başarılar müzik hayatında. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkürler.